İstanbul'un meydanlarını güzelleştiriyoruz. Bağcılar'da, Esenler'de, Ümraniye'de, Kartal'da. Vatandaş gergin oluyor eğer bu eleyeler olmazsa. O meydanlardan biri de Mecidiyeköy. Mecidiyeköy meydanı, banklar, sergi salonu, bekleme ve peyzaj alanlarıyla dikkat çekiyor. Mecidiyeköy bildiğiniz gibi çok kalabalık bir yer olduğu için böyle ortamları çok arıyoruz. Şu kısım bile gayet yeterli. Peki acaba Beyazıt Meydanı'nın son hali nasıl? Tarihi Beyazıt Meydanı eski görkemine, tarihi yarımadada kimliğine kavuştu. Beyazıt Meydanı'ndaki en büyük değişim araç girişinin sınırlandırılmasıyla oldu. Bu alan önceden neredeyse bir otopark haline gelmişti. Şimdi ise ferah bir meydan olarak İstanbullulara kazandırıldı. Ben çok beğendim. Çok memnunum. Çok iyi yani. Hani buralar tertemiz olmuş. Hani ben buraya geldim, şu aradan yürüyordum. Şu an gayet düzgün bir şekilde yapmışlar. Zaten burayı çok seviyoruz. Güzelleşmesine çok sevindik. Önemli bir değişim de Bağcılar Meydan'da yaşandı. Bağcılar Meydanı yapılan düzenleme çalışmalarıyla gördüğünüz gibi artık vatandaşların oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, nefes alabilecekleri bir alana dönüştürüldü. Meydan eskiden arabala geçiyordu. Yani normal yoldu burası. Park alanı falan yoktu böyle oturma yerleri. Hiç böyle bir alanımız yoktu. Şu an çok güzel bir toplanma alanı oldu. Bağcılar Meydan artık daha yeşil ve daha konforlu hale geldi. Tıpkı Beşiktaş Meydanı gibi. İlk etap çalışmaları tamamlanan Beşiktaş Meydanı'ndaki değişimi görmek için eski ve yeni görüntülerini yan yana getirmemiz yeterli. Çok fazla otobüs olduğu için geçmek bile sıkıntı oluyordu. Şu anda çok daha ferah olmuş. Hem Boğaz'ı da görebiliyor, etraf da açılmış. Heykel de güzel olmuş Kartal olarak. Kartal heykeli demişken Kartal'a gidelim şimdi de. Bakalım oranın meydanında neler değişmiş. Burası Kartal'ın en hareketli noktalarından Neyzen Tevfik Meydanı. Bu noktada sadece basit bir meydan düzenlenmesi yapılmadı. İçindeki Afi Tiyatrosu'yla sosyal hayat canlandırılırken meydan otoparkıyla da Kartallılara daha yaşanılabilir, ferah bir alan yaratıldı. Ben eski Kartal'la yeni Kartal arasında yeni fark görmeye başladım. Yeni bir güzelleşme oldu. Hadi buradan Kartal'ın komşusu Maltepe'ye gidelim. Yoğunluk oluşturan trafiğin yer altına alınmasıyla Maltepe'ye yeni bir meydan kazandırıldı. Cumhuriyet Meydanı için artık son aşamaya gelindi. Eski hali şöyle, çok fazla trafik vardı ama şu an muazzam bir ortam oluştu ya. Çok beğendik. Şimdi de Bakırköy'e bakalım. İnsan sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri de Bakırköy Cumhuriyet Meydanı. Bu eski meydanda halk oylamasıyla belirlenen şekilde artık daha geniş ve konforlu bir sosyal alana dönüşüyor. İnsanlar artık oturacak yer bulamıyor. Genelde insanların buluşma noktası burası. Ben gayet mutluyum, memnunum yani. Ve bununla da bitmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bahsettiğimiz bu meydanlar gibi tam 18 meydanı yeniledi. Artık İstanbul çok daha güzel. 16 milyon